Merhaba komite arkadaşlar, nasılsınız? İyi misin? Herkes kalın bekliyorum daha geniş kitle seslenmek için. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri konuşacağız. Evet, Fenerbahçe Konyaspor maçı çok önemli çünkü şampiyonluk için önemli çünkü İstanbul maçı, Konya maçı var. Bir de Galatasaray maçını oynayacak. Tabii ki burada Galatasaray şampiyon diyebiliriz. Neden? Galatasaray'ın şampiyonluk açısından şansı yüksek. Doğal olarak bunu kabul etmek lazım. Peki Fenerbahçe son gelişmeler nedir? Tabii ki Fenerbahçe Konya maçını yenmek istiyor. Çünkü yenerse Galatasaray en azından bir beraberlik falan yaparsa diyor. En azından Ali Samet Spor Kompleksi'ne 2 puan, 3 puan farkla gitmek istiyor. Ama Ali Samet Spor Kompleksi'ne Fenerbahçe 4 puanla fark giderse Galatasaray kesin şampiyondur arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Ama Fenerbahçe bu sene şampiyon, yani şampiyon olmanın nasıl diyeyim, faturasını İsmail Kartal Hoca çıkan kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Güzel, bu kadar güzel kadroyla iyi bir serüven yaşayamazsan, baktığınız zaman Konferans Ligi'nde elendi, Ziraat Kupası'nda elendi, Fenerbahçe şampiyon yapamıyorsa İsmail Kartal Hoca kusura bakma, Fenerbahçe seninle yolları ayır. Şunu kabul edin arkadaşlar, Jesus'a bu kadro verirse inan 10 puan fark atardı. Başka birine verseydi daha iyi kadro. Çünkü Fenerbahçe özellikle Ali Koç zamanına baktığında en iyi kadro bu sene arkadaşlar. Yani 5 seneyi bir kenara atalım, bir seneyi bir kenara atarsak bu sene önemli. O yüzden özellikle bu faturayı ben İsmail Kartal Hoca'ya çıkarım. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Evet, Fenerbahçe neler olursa da Fenerbahçe şampiyon olamaz arkadaşlar. Ali Koç da bırakır, İsmail Kartal da bırakır ve başkan adayı kim olacak? Bence Aziz Yıldırım başkanlık için hazırlanıyor arkadaşlar. Çünkü Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin zor günleri taşın altına elini koyan önemli bir insan. Bu anlamda özellikle Sertin Sener aday olursa ben Aziz Yıldırım da aday olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama Ali Koç aday olur mu? Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç aday olur arkadaşlar. Tabii ki yine Aziz Yıldırım aday olur bu anlamda. Yani kriz başkanlık yarışı geçecek tabii ki. Artık ligin bitmesine 3-4 haftalık bir süre kaldı. İstanbul'da oynayacak, Kayseri oynayacak, Galatasaray oynayacak Fenerbahçe. Tabii ki Konya maçı da önemli. Konya maçı, Konya'da özellikle küme düşme potasında oynuyor. Fakat Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammül yok arkadaşlar. Yani bir puan bile alsan şampiyonluk gidiyor. Bu anlamda mutlaka 3 puan parası da Fenerbahçe çıkacak. Tabii ki İsmail Kartal Hoca nasıl bir kombi çıkartır? Dzeko yine yedek bırakır mı? Başlıyor. Oynar mı bu maç saatinde göreceğiz. Ama ya arkadaşlar, teknik direktörlük demek cesaret işi. Yani ikili forvetle çıkacaksın kardeşim. Yani Başşuay ile Dzeko'yu koyacaksın. Yani Okan Hoca'ya helal olsun. Baktığımız zaman evet, zamanla eleştirdik. Yani baktığımızda iyi kadroyu bozuyor bazen. Ama Okan Hoca gerçekten Galatasaray'ı çok iyi yönetiyor. Ve oyuncular formda olmasa bile Galatasaray kötü oynasa da kazanmasını biliyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman özellikle şampiyonun kaderi arkadaşlar Ali Samet Spor Kompleksi'nde belli olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Ve burada tabii ki kilit isim dediğim gibi Galatasaray. Eğer ki Galatasaray Sivas Spor maçı yendiği takdirde arkadaşlar ben şampiyonu neyi sonu koyarım. Yani özellikle Ali Samet Spor Kompleksi'nde Galatasaray şampiyon için ilan edebilir. Burada Fenerbahçe'nin önemli. O yüzden Fenerbahçe puan kaybını tahammülü biliyorum arkadaşlar. Ama Sivas'la Galatasaray maçı da nasıl diyeyim, zevkli olacağını, karşılıklı gollerin olacağını sizlere söyleyebilirim.